Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfağı mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, çok kolay ve kalorisi çok düşük bir yemek tarifiyle geldim arkadaşlar. Patlıcanları kızartmadan sadece bir yemek kaşığı yağ ile kızartacağız ve sonrasında kıyma kullanmadan, et kullanmadan çok ekonomik, leziz mi leziz bir karnıyarık yapacağız arkadaşlar. Evet, bunun için gerekli olan malzememiz. Malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir su bardağı mercimek. Ben fazlaca haşladım arkadaşlar. Çünkü sonrasında pilav yaptım ve başka bir tarifte artan mercimekleri, haşlanmış olan mercimekleri değerlendirdim. Evet, patlıcanları arkadaşlar bu şekilde merdane ile üzerine bastırarak yumuşattım. Daha çabuk kızarmasını sağladı arkadaşlar bu yöntemle. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim sizlere de. Üstüne sadece merdane ile bastırıyoruz. Daha sonrasında zaten sizler elinizi bastırınca hissedeceksiniz. Yumuşacık olacak. Evet, patlıcanların hepsini bu şekilde merdane ile ezdim tabiri caizse. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, pamuk pamuk gördüğünüz gibi arkadaşlar hissediliyor. Şimdi kabuklarını soymadan iki tane delik açacağım bıçakla kızartırken patlamaması için. Evet. Tavada kızartmıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde Silex tavasında kızartıyorum. Sizler bu işlemi fırında da yapabilirsiniz. Yaklaşık yarım yemek kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar üzerine zeytinyağı döktüm. Fırçayla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında Silex tavamın kapağını kapattım. En yüksek dereceyi açtım ve patlıcanlarımı her tarafını çevirerek kızarttım. Bu esnada iç malzemesini hazırlıyorum. Mercimekler haşlanırken bir tane soğanı ince yemeklik doğradım. Bir tane yeşil biber. Acı biber de kullandım. Seviyorsanız sizler de kullanabilirsiniz. Bir diş sarımsak. Şimdi tavama biraz zeytinyağı alıyorum. Ve bir miktar soğan alıyorum. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Ben bir tane karnıyarık kendime özel mercimekten yaptım. Diğer kalan 3 tane patlıcanı da normal kıymalı harç ile yaptım. Çünkü ev halkı kıymalı daha çok sevdiği için ben onlar için kıymalı yaptım ama kendime de bu şekilde mercimekli yaptım. Ve yapmışken de tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Onun için arkadaşlar ben göz kararı azar azar kullanıyorum. Sizler miktarını yaparken artırıp çoğaltabilirsiniz. Evet, yaklaşık birazcık bir tatlı kaşığı kadar domates salçası, yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledim. Onları da güzelce kavurdum. Soğanı, biberi, sarımsağı, salçaları hepsini kavurduktan sonra bir kepçe dolusu haşlamış olduğum mercimekten ekledim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ile lezzetlendirdim. Birazdan haşlamış olduğum mercimeğin suyundan ekledim. Bu şekilde iç harcını hazırladım arkadaşlar. Evet, mercimekli iç harcım artık hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Kıymayı kesinlikle aratmıyor ve çok da lezzetli oldu. Ekonomik hem diyet yapıyorsanız bu şekilde tercih edebilirsiniz. Eğer vegan ya da vejeteryansanız da et kullanmıyorsanız da tam sizler için idealdir arkadaşlar bu tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, patlıcanları Silex tavamda kızarttım.
Sadece 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı yeterli geldi arkadaşlar kızartırken. Bunun için gerçekten çok yağ çekmedi patlıcanımız. İçte sulu sulu oldu arkadaşlar. Evet, patlıcanı ortadan kestim ve kesmiş olduğum boşluğa hazırlamış olduğum mercimekli harcı güzelce bolca doldurdum. Evet, karnıyarığı bu şekilde yaptıktan sonra üzerine bir tane domates dilimi ve bir tane de biber koydum. Bu şekilde karnıyarığımı hazırladım. Bir tatlı kaşığı salçayı yaklaşık bir çay bardağı su ile açtım arkadaşlar. Tuz ve çok az da karabiber ekledim. Bir sos elde ettim. Hazırlamış olduğum bu sosu da tepsime döktüm ve Silex tavamda yaklaşık 15-20 dakika arası karnıyarığımı pişirdim. Evet, piştikten sonra üzerine ince doğranmış maydanoz serptim. Bu şekilde karnıyarığımı hazırlamış oldum arkadaşlar. Gerçekten çok lezizdi. Eğer rejim yapıyorsanız bu tarz yemekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem hafif hem de lezzetli. Dediğim gibi ekmeksiz bu şekilde tüketebilirsiniz. Evet. Ailem için de bu şekilde geri kalan patlıcanları kıymalı harçtan karnıyarıkları yaptım. Bu tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Evet. Mercimekli bulgur pilavı tereyağlı, mis kokulu arkadaşlar. Müthiş lezzetli oluyor. Bu pilav tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Kesinlikle bir kez denemenizi tavsiye ederim. Eğer denemediyseniz mercimekli bulgur pilavını. Evet, karnıyarığı tabağa aldım. Bulgur pilavını da bir kenara. Üzerine tepsideki sosunu döktüm. Ve yoğurt eşliğinde tabağımı hazırladım. Yanına da yoğurtlu yayla çorbası hazırlamıştım. Bu şekilde bir menü elde ettim arkadaşlar. Bizler afiyetle yedik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Paylaşacağım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin arkadaşlar. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.